Merhabalar bugün 18 Kasım 2022 Cuma haftanın son güne bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler şunu herhalde söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılım sezonunu bir şekilde başlattı. Önce AKP heyetinin HDP ziyareti sonra Demirtaş'a özel jest sonrasında Erdoğan'ın Ahmet Kaya açılımı ki biraz sonra bunun da detaylarına bakacağız ve dün de yine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e altılı masayı bırak çağrısı. Belli ki zorda Cumhurbaşkanı Erdoğan belli ki bu iş yanındaki ortağı MHP ile olmayacak gibi duruyor. Yani sandıktan çıkamayacaklarını çok çok iyi biliyorlar açılıma ihtiyacı var. Peki bu açılım daha nereye kadar devam edecek? Bunu elbette bilmiyoruz ama bugün biraz buna bakalım isterseniz. Önce Demirtaş'ta başlayalım. Sonra Ahmet Kaya cephesinde neler yaşanıyor ona bakacağız. Ve yine ekonomiye dair de bugün dikkat çeken haberler var. Önce Demirtaş detayıyla başlayalım. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu olan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kalp krizi geçiren babasını görmesi için özel güvenlik önlemleriyle Diyarbakır'a götürülmesi hakkında konuştu. Demirtaş, "Bunca yaşananlar hafızalarda henüz canlıyken haksızlıklar ve hukuksuzluklar artarak devam ederken beni değil jetle Diyarbakır'a, mekikle Mars'a da götürseler durum değişmez." dedi. Demirtaş Diyarbakır'a getirilmesine ilişkin HalkTV.com yazarı İsmail Saymaz'a değerlendirmeler de bulundu. Bunun bir jest olduğu yönündeki değerlendirmeler hakkında "Ortada jest değil. Konumum nedeniyle ve güvenlik hassasiyetiyle bir zorunluluk vardı sanırım." diyen Demirtaş, talebine izin verilmesiyle ilgili de bunun sadece Cumhurbaşkanının onayıyla yapılabileceğini bilecek kadar deneyimliyim yorumunu yaptı. Demirtaş, AKP'nin Kürt oyları olmadan seçimde başarılı olamayacağını herkes biliyor. Bu nedenle bazı hamleler yapması normal. Asıl anormal olan hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tutumudur ifadelerini kullandı. Evet kilit nokta herhalde şurası sevgili seyirciler. Erdoğan Kürt oyları olmadan kazanamayacağını çok 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 iyi biliyor. Bunu yerel seçimlerde gördük mü? Somut bir şekilde gördük. Özellikle İstanbul ve Ankara örneği ortada dururken. Şimdi diğer bir açılım, Ahmet Kaya açılımıyla devam edelim. Ahmet Kaya cephesinden Erdoğan'a cevap var. Ahmet Kaya'nın abiyi Mustafa Kaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahmet Kaya'nın Fransa'dan alınıp Türkiye'ye defnedilmesini isterim çıkışına kardeşinin vasiyetini hatırlatarak yanıt verdi. Tele 1'den Egehan Erkün'ün ulaştığı Ahmet Kaya'nın abiyi Mustafa Kaya şöyle konuştu. Biz bu ülkede demokrasi olmadığı sürece Ahmet'i getirmeyeceğiz. Ne zaman demokrasi olur, özgürlükler tekrar kullanılabilir, o zaman söyleriz artık Ahmet'i getirelim diye. O zaman Cumhurbaşkanı o mu olur yoksa başkası mı olur bilmiyorum. Çünkü Ahmet'in vasiyeti buydu. Ben öldüğümde ülkede kardeş kavgası olduğu sürece beni sakın getirmeyin demişti. Programı açarken de söyledik. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan İyi Parti lideri Meral Akşener'e altılı masayı terk et çağrısı yapmıştı ve aynı hızla da cevabını almıştı Akşener'den. Akşener ne demişti? Biz kumar masalarında olmayız demişti. Şimdi Cumhurbaşkanı bir taraftan zora düştüğü için altılı masadan rahatsız olduğu için haliyle oradaki birlikteliği bozmaya çalışıyor. Bir yandan da Dünya lideri imajını zedelememek istiyor özellikle iç kamuoyuna bu denli fotoğraflar vermesi önemli fakat Erdoğan çok önemli bir masada yoktu. Davet edilmedi. Onun arka planına dair de eski bakan Ali Babacan konuştu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan KRT TV'ye konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 zirvesi için gittiği Endonezya'da NATO liderleri toplantısına davet edilmemesini değerlendiren Babacan, NATO toplantısı davet edilsin koşa koşa hava alanından geri döner. Davet edilsin kalkmış uçağını indirir. Koşa koşa katılır o toplantıya. Dünya liderleriyle yan yana fotoğraf verip ben dünya lideriyim havasını içeriye pompalamaya çalışıyor. Davet edilmediği belli diye konuştu. Ali Babacan Erdoğan'ın altılı masa rahatsızlığına dair de konuştu. Altılı masa Sayın Erdoğan'ın korkulu rüyası haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilki gerçekleştirip altı parti beraberce tüm politikalarda uzlaşarak seçimden sonra ülkeyi nasıl yöneteceğimizi ve neler yapacağımızı seçimden önce kararlaştırarak seçime doğru gidiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ortak adayımızla beraber iktidarı devralıp ülkeyi yöneteceğiz. Biz cumhurbaşkanı adayına karar vermek için oturmuyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızı çalışmalarımız bittikten sonra açıklayacağız. Geçiş sürecinin yol haritasını bitireceğiz. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin programını bitireceğiz. Ondan sonra ortak adayı konuşmaya başlayacağız. Dün bir çağrı da eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na yapılmıştı. O çağrıyı yapan isim Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dı. 7 Haziran 1 Kasım 2015'teki o arada yaşanan saldırılar sonrası yüzlerce insanın hayatını kaybettiği kritik dönemle ilgili. O dönem başbakan biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu'ydu. Korkma konuş demişti. Davutoğlu konuştu. Davutoğlu konuştu konuşmasına ama aslında hiçbir şey söylemedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı Halk TV canlı yayınında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 7 Haziran 1 Kasım 2015 arasındaki terör olaylarıyla ilgili çık konuş, bildiklerini anlat çağrısına cevap verdi. Dönemin başbakanı Davutoğlu 7 Haziran 1 Kasım arasındaki terör olaylarını İktidar organize etti sözü doğru değil. Ümit Özdağ ciddiye almıyorum. Psikolojik dengesi doğru değil. Tedavi görmesi gerekiyor diye konuştu. Evet hiçbir şey söylememek bu sevgili seyirciler. Peki hiçbir şey söylemeyerek geçmişteki senin dönemindeki en karanlık dönemle alakalı susarak şu anda yeniden iktidara ortak olabilir misin? İnsanlara ne vaat edeceksin? Türkiye'ye seçmene ne vaat edeceksin? geçmiş geçmişte kalacak, üstü örtülecek, faili meçhuller olarak kalacak ki Türkiye tarihinde ne yazık ki çok fazla var. Yani bir yenisi eklenecek. E biz geçmişe sünger çekelim. Ben o dönemde başbakandım. Tertemiz bir dönemdi. Herhangi bir sorun yoktu. Ama iktidar şu anda AKP kötü işler, yanlış işler yapıyor o bölüm hariç. E biz de bu ülkeyi yönetmeye adayız mı diyorsunuz? bunu mu vaat ediyorsunuz insanlara? Haliyle insanlar sandığa giderken bunları da değerlendirecektir diyelim ve ekonomiyle devam edelim. DİSKAR'ın işsizlik raporu Türkiye'deki vahim tabloyu gözler önüne seriyor. DİSKAR'ın raporuna göre çalışma çağındaki 64,7 milyon kişinin sadece 21,8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı işlerde çalışıyor. Genç kadınlarda işsizlik oranı %48'i aşmış. Çok çok vahim. Raporun ortaya koyduğu işsizlik özellikle kadın işsizliği daha da vahim bir durumda sevgili seyirciler. Ve şu meşhur 128 milyar dolar nerede sorusu var ya, o soru hala cevapsız. O sorunun arka planı hala karanlık. 128 milyar doları bulamazken bakın yenisini kaybediyor iktidar. Karar gazetesi 100 milyar daha gitti manşeti attı bugün. Habere göre doları tutmak için 128 milyara eriten Merkez Bankası sonuç vermeyen yöntemde ısrarı sürdürüyor. Uzmanlar Merkez Bankası'nın 2022'de kuru frenlemek için 100 milyar dolar sattığını kaydetti. 128 milyar 2 yılda giderken bu kez bir yılda buharlaşma dikkat çekti. Piyasaya sürülen paranın dost ülkelerden sağlandığı belirtilerek şimdi durum daha vahim yorumları yapıldı. Ülkenin kaynaklarını buharlaştıran AKP hesap sorana, haber yapana da yargı sopasını gösteriyor. 128 milyar dolar haberine hapis cezası. Bir gün gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Mustafa Kömüş hakkında hapis cezası istendi. Gerekçe olarak 128 milyar dolar haberi gösterildi. Mustafa Kömüş eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şikayetiyle kamu görevlisine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mütalasını açıklayan savcı Kömüş için hapis cezası talep etti. Mahkeme duruşmayı 28 Mart 2023'e erteledi. Bir yandan da sevgili seyirciler ülkenin el değmemiş arazileri, eşsiz arazileri ona buna akrabaya yakına müteahhitlere, yandaş müteahhitlere peşkeş çekiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı AKP'li Mustafa Varank'ın akrabası kamudan bir ihale daha aldı. Emlak Konut'un Bodrum'daki deniz manzaralı devasa arazi için düzenlediği ihaleyi Bakan Mustafa Varank'ın kuzeni Sedat Varank'la AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cevahir şirketi aldı. Şirketlerin en az 6 milyar TL gelir elde edeceği açıklandı. Kaynak Bir Gün Gazetesi. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını ve böylece haftayı tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü bir başka güne bakışta yine bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.